Neredesin sen? O kadar telefon ettim, defalarca mesaj attım. Bakmadım Şebnem. Tek derdim sen değilsin. Bin tane şeyle uğraşıyorum ben. Eşref amca Caner için otopsi raporu istemiş. Nasıl? Umarım bundan daha büyük bir derdin yoktur. Ne? Nereden çıktı bu, emin misin? Avukat söyledi. Başvuru yapmışlar. Sana ne yapacağız? Niye şüphelenmişler? Ne olmuştu, otopsi istemiş? Bana bir şey demedi. Caner'in evine gitmiş. Bir şey bulmuşlar herhalde, şüphelenecek. Sen nereden duydun eve gittiklerini? Küpemi düşürmüşüm orada Serhan. Feride Hanım bulmuş, getirdi bana düşürmüşsün diye. Aldım deme sakın. Ya ne bileyim, o anda bilemedim işte, yani boş bulundum. Kahretsin. Nasıl böyle bir hata yaparsın, nasıl? Lütfen ne olur, ne olur Serhan, bir şey yapmamız lazım. Caner'i ben öldürdüm, lütfen. Bir sus, sus, kafamı toparlamam lazım, sus. Serhan, bizi bu beladan kurtarman lazım. İçeride kim var, adamımız? Nihayet ya. Saatlerdir burada seni bekliyorum, öldüm meraktan. O işler öyle kolay olmuyor Şebnem Hanım. Buldum birini. Tabii adamın karşısına hayatında ilk defa böyle bir fırsat çıkmış. Para konusunda çok uçtu. Hayır Serhan. Hayır lütfen, sakın bana... Sence öyle bir şansımız var mı? Mecburen kabul ettim. Yarın parayı getireceğim, buluşacağız adamla. O da otopsi raporunu değiştirecek. Böyle iş bitirici olunca o kadar seksi oluyorsun ki. Anlatamam. Her seferinde nerede olduğumuzu hatırlatmak zorunda bırakma. İsyan nerede? Odasında yok. Telefona da bakmıyor. Bilmem. Hastanededir herhalde. Nerede olacak ki başka? Şu süreci de hızlandırın. Otopsi raporu bir an önce çıksın, bugün. Eşref Bey hoş geldiniz. Feride Hanım. Bir dakika sizi görmüşken. Hayrola Şebnem. Hastasın galiba, bembeyaz olmuşsun. Aa, öyle mi? Hiç farkında değilim ya, işte hastanenin işleri herhalde. Yorgunluktan. Haklısın tabii, zor. Evet. Aa, önemli bir şey değil ya. Şunu verecektim. Bunu ben geçen gün benim sandım ama benim küpemin teki çantamda kalmış. Bu herhalde bir başkasının. Öyle mi? Hay Allah. Neyse. Sahibi kimse bulamıyor. Az kaldı zaten. Eli kulağında. Eşref amca gelmiş avukatlarla birlikte. Otopsi raporunun peşinde, bugün çıkacak diyor. Ne yapacağız? Elimizi çabuk tutmamız lazım, bak yolun sonuna gelmiş olabiliriz. Bir şey söylesene ya. Şşş. Sus artık. Şimdi şöyle yapacağız. Sen adamla buluşacağımız yere gideceksin. Ben sana adresi atacağım. Sonra ben para işini halledip yanınıza geleceğim. Anlaştık mı? Nerede kaldı Serhan Bey? Saati netleştirmiştik. İşlerim var benim. Gelir. Gelir Serhan, gecikmez. Ama ben onun keyfini bekleyemem ki.
Neyse ki karşımda sizin gibi hoş bir hanım var da sıkılmıyorum yani. Gelir. Birazdan gelir. Biter bu işkenceden. Pardon, anlamadım. Bankadan para çekiyordur diyorum. Herhalde kalabalık, o yüzden. Ha. Açmıyor mu? Bir tane daha açar mısınız? Yok, sağ ol. Benim de işim gücüm var ama. O kadar da bekleyemem. Ay, lütfen, 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 lütfen. Biraz bekleyin. Bize biraz zaman verin, gelir Serhan Bey, kesin. Niye vakti boşa harcıyoruz? Değil mi? Onu beklerken zamanı daha keyifli geçirebiliriz. Nasıl, anlayamadım. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Her şey para değil Şebnem Hanım. Eğer derseniz ki başka bir yolu da var, bana uyar. Beklerim o zaman. Ha. Birkaç arama yapmam lazım benim. Tamam derseniz, siz o da işinde size zahmet halledin. Keşke birkaç saat daha burada kalsaydık. O kadar rahatladım ki şu otopsi meselesinden sıyrıldığımız için. Keşke o parayı pis herifin suratına çarpsaydım. Aa. Yurt dışından. İlker. Bak video yollamış bir de. Başımı belaya sokacak ha. Bir de mesaj atıyor. İlk videoda her şeyi itiraf etmiştim bir konu hariç. Yeğenim için sustum. Ablamı korumaya çalıştım. Ama öyle bir kadınla aynı çatı altında yaşamaktansa annesiz kalması daha iyi. Yaman Ali Soysalan'ı kaçırmak ablamın fikriydi. Caner'le beni bu işe o bulaştırdı. Her şeyden haberi vardı. Plana kadar o yaptı. Hatta Caner kendisini ötecek diye onu zehirleyerek öldüren ablam Şebnem Sualp'tir. Ne? Ne diyor ya bu kâlı? Ablam diyor Serhan, bunu nasıl söyleyebiliyor? Yani kim olabilir bunun arkasında? İlker'in yemini suyunu ben verdiğime göre
Ben de söylesem yapması gayet normal sanki. Sen mi? Sen mi yaptın bunu? Bu arada otopsi meselesinde de yalnızsın sevgilim. Adli tıpçıyı geri çektim, paramı arada vermedim. Sara. Sara niye yapıyorsun bunu bana? Güveni getirip hayatımızın ortasına koymadan önce bütün bunları hesap etmeliydin. Beni en iyi sen tanıyorsun. Hayatımda yanlış yapanı hiçbir zaman cezasız bırakmadım. Serhan, Serhan lütfen saçmalama, tamam özür dilerim. Kendini kuklacı mı sandın sen? Halbuki kukladan başka bir şey değilsin. Hiçbir zaman da olmadın. Serhan. Serhan lütfen yalvarırım. Söyle silsin o videoyu lütfen. Lütfen ilk kere söyle silsin, yalvarırım Serhan. Lütfen, lütfen, lütfen. Hayır, hayır. Ne olmuş? Yapma Şebnem. Böyle zayıf insanlara hiç tahammülüm olmadığını biliyorsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.